Atla silahını. Vurmayın beni. Atla. Atayım. Temiz. Attım. Gel. İnme aşağı. Vurmayın beni. Burada. Vurma. Ali Brown, vurma beni. Gel. Ben sana bir daha karşıma çıkma demedim mi? Tamam, tamam. Beni neden sattın? İbrahim, seni ben satmadım. O zaman Tarık Leto yerimi nasıl buldu? Bilmiyorum. Yalan söylüyorsun. Ben yalan söylemem Halil İbrahim. Belli ki buraya bana zarar vermeye gelmişsin. Bana istediğini yap ama şunu bil ki benim tek isteğim kan dökülmesine engel olmaktı. Ben senin o aşağılık kardeşin gibi masumlara zarar vermem. Ne yapıyorsun? Seninle bir meselem yok. Ama babanı ve abini öldüreceğim. İyi git öldür. Sana yaşatılanı yaşat. Çocuklarının gözünün önünde babalarını öldür. Anlıyorum. Öfkelisin. Sevdiklerin zarar gördü. Anlıyorum. İntikam almak istiyorsun. Ama bu böyle olmaz. Yetmedi mi dökülen kan, çektiğin acılar? Onlara dedim ki jandarmaya teslim olacağım. Yeter ki masumlar zarar görmesin. Pusu kurdular bana. Hem de nerede biliyor musun? Karakola giden köprünün orada. Senin ailen şereften ve haysiyetten yoksun Zeynep. Bunun bedelini ödeyecekler. Ödesinler, umurumda değil. Evlatlarının acılarını yaşayacaklarına, biz nerede yanlış yaptık diyeceklerine, kibirinin esiri olmuş herkes hak ettiğini yaşasın. Babam dahi olsa. Ama içeride kadınlar var. Kardeşim var, 18 yaşında, abimin çocukları var, küçücükler. Lütfen. Ömrümün sonuna kadar yaptığım bu mertliği unutmayacağım. Zeynep'i aldatan, ona el kaldıran sen olmasaydın çoktan ölmüştü. Gel gel buradan. Birileri geliyor. Zeynep, abim özür dileyecek de bir açar mısın canım? Abinle konuşmak istemiyorum Ayşe.
Zeynep açar mısın? Bak özür dileyeceğim. Aç şunu. Levent seni görmek de konuşmak da istemiyorum. Gider misin? Zeynep bak kapıyı açmazsan her şey daha kötü olacak. Aç diyorum sana. Geldi git onunla ilgilen. Jandarma. Bunların ne işi var burada? Ben de bilmiyorum. Ben aşağı inip neden geldiklerini öğreneceğim. Sonra da seni buradan çıkaracağım, tamam mı? Halil İbrahim. Buradayım. Jandarmalar bizimkiler için gelmiş. Buradan bir tek benim arabamla çıkabilirsin. Ben şimdi aşağı inip onları oyalayacağım. Sen de arkadan dolanıp benim arabama bin, tamam mı? Mavi jip. Tamam. Ya Tingezo. Ne yapacağım bu işte? Zeynep Hanım. Efendim Şota. Hayırdır Zeynep Hanım, bir yere mi gidiyorum? Evet ben gidiyorum ama sen gelmiyorsun. Anahtarımı verir misin? Uşaklar ha böyle yukarıya bekleyin de ben size haber edeyim. Arkadaşım ha böyle boşluğa çekelim arabayı da Zeynep Hanım sıksın. Eşlik edin de uşaklar hadi. Hı, hazırsan hareket ediyorum. İyiyim ben. Yeterince uzaklaştık. Şimdi kenarda duracağım. Durma, devam et. Neden yapıyorsun bunu? Neyi? Niye kendini riske atıyorsun? Ailem bu yaptığını duysa seni affetmez. Sana neden yardım ediyorum diye soruyorsun, öyle mi? Daha önce niye yardım etmek istediysem o yüzden. Kan dökülmesin diye yani. Ailem bu dünyayı insanlara zehir etti. Ben de onların hayatını zindana çevireceğim. Yani bir şeyin bittiği yok. Her şey daha yeni başlıyor. Şu ileride indir beni. Hayır inemezsin, benimle geliyorsun. Benimle geliyorsun derken? Seni her yerde arıyorlar Halil İbrahim. Bir tek yerde aramazlar, bizim evde. Yaylaya götürüyorum seni. Delirdin mi sen? Olmaz öyle şey. Bana delirdin mi diyene bak, bıraksaydım az önce ölmüştün, farkında mısın? O iş öyle olmazdı da. Neyse. Bizim çocuklar bekler beni. Merak ederler. Gitmem lazım. Etsinler. Hem sen nasıl eşkıyasın ya? Başına bir şey gelme ihtimaline dair bir plan yapmadın mı? Dağda kızıl ot biter. İçinde kekli köter. Eşkıyadan da beter. Sen de Halil İbrahim. Sen de Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Kimse yoktur değil mi? Hayır yok. Sen daha önce tek başına geldin mi buraya? Çok. Böyle ıssız bir yerde tek başına kalmaktan korkmuyor musun? Sevdiklerimin zarar görmesinden başka hiçbir şeyden korkmam. Hadi kimse sana bir şey yapmaya cesaret edemez diye düşünürsün. Kurttan, kuştan, hayvandan, ayıdan da mı korkmuyorsun?
Sen beni unutmuşsun ya. İlkokuldayken az çektirmediniz bana. Hanginizden korktum ben? Doğru. Geceleri serin oluyor. Ben şömineyi yakayım hemen. Yok, ben yakarım. Sen uğraşma. Sinirimden bir şey yiyemedim. Yemek hazırlayacağım. Yer miyiz? İyi olur. Ne kadar zamandır bir şey yemedin? Açlık bir şey değil de uykusuzluk biraz yordu. Birkaç gündür doğru düzgün uyuyamadım. Hemen hazırlıyorum. Sinirliydim dedin. Ben gelmeden önce bir şey mi oldu? Oldu. Nişan attım ama muhatabım bu durumu kabul etmiyor. Nişanlın Asiye ile Cevat'ın yeğeniymiş diye duydum. Eski nişanlın dersek ağzımızın tadı kaçmasın. Babamı anlaması zor. Anlatmak da. Aslında annemle birbirlerini severek evlenmişler. Ama bence Asiye'yi daha çok seviyor. Tarık mı büyük sen mi? Tarık benden bir hafta büyük. Düşün yani, babamın iki karısı aynı anda hamile. Asiye'yle değilse Cevat'la gizli bir iş çeviriyordu diyeceğim ama... o zaman da Tamer'le Leyla'ya anlam veremiyorum. Biliyorsun bir de benim küçük kardeşim var, Tuncay. Abin niye evlenmiş Asiye'nin yeğeniyle? Onlar seviyorlar birbirlerini. Tabii Asiye kesin Ayşe'yi doldurmuştur abim ayartsın diye. Ama samimi olarak seviyorlar. Ayşe pek teyzesine benzemiyor o zaman. Teyzesine benzemese de dayısı var, annesi var. Kızın pek bir kaçış yolu yok yani. Ama yine de iyi bir insan. En azından iyi bir eş. Peki Levent? O iş nasıl oldu? Mecburiyetten. Levent sayesinde korkunç bir adamla evlenmekten kurtuldum. Kim? Yavuz. Babamın amcasının oğlunun oğlu. Nakliyeciler. Daha doğrusu silah ticaretinde birlikteler. Levent ortaya çıkınca Yavuz sesini çıkaramadı. Yoksa tarihe rahmet okutur. Ben de o yüzden bu zamana kadar katlandım Levent'e ama artık dönüş yok. Silah ticareti dediğin gayri resmi, değil mi? Ne kibar kibar dil kıraysın gayri resmi, mayri resmi şehir uşağı. Bildiğin silah kaçakçılığı yapıyorlar işte. Madem öyle net olayım sana. Senin bu amcazadelerinin iş yeri, silah depoları nerededir? Neden sordun? Ben bu çatışmayı sürdüreceğim Zeynep. Ama bana silah ve mühimmat lazım. Onu deponun yerini gösteririm. Hem mühimmatınız olur, hem de kan dökmeden bizimkilere bir ders vermiş olursunuz. Hem de belki bana karşı şüphelerin yok olur. Söylediklerimde samimi miydim, değil miydim onu anlarsın.
Zeynep. Halil İbrahim. Günaydın. Günaydın. Ben nasıl uyumuşum ya? Puding yaptım. Sıcak yer misin yoksa soğusun öyle mi? Tatlı nereden çıktı? Hı. Ne zaman asabım bozulsa tatlı yaparım. Pek tatlı düşkünü birine benzemiyorsun. Yapmayı severim dedim, yemeği değil. Sıcak mı soğuk mu? Soğuğu sonra yeriz. Evet. Anlat bakalım eşkıya. Bu işleri nereden öğrendin? Ailemin bir numaralı gündemi bu. Nasıl yani? Ha bu uşak nasıl vuruyor bir başına 3 kişiyi, 5 kişiyi? Damarlarımda varmış demek ki. Ya bırak bu işleri. İlkokuldan sonra ne yaptın? Nerede yaşadın, ne yaşadın? Her şeyi bilmek istiyorum. Biri geldi. Dur bir dakika, sakin ol. Almam kimseyi içeri. Merak etme, benim adamım Şota. Annemler göndermiştir Zeynep'e bak diye. Sen yukarı çık, ben onu göndereceğim, tamam mı? Şota. Ne oldu, niye geldin? Günaydın Zeynep Hanım. Günaydın. O kadar aradık, telefonunuz kapalı, merak ettik de. Ya kafamı dinlemeye geldim, telefonum tabii ki kapalı olacak. Hadi sen git. Yok, burayı arabanın içine bekleyin, belki bir şeye ihtiyacınız olur. Şota. Benim tepemin tasını attırma. Git diyorsam git. Soran olursa ben burada olduğunu söylerim. Hadi. Alo. Elif. Zeynep Hanım'ın yanında bir erkek var. Eminim dayımınım, emin olmasam arar mıyım seni? Ne edeceğim ben şimdi? Tamam, gelebilirsin. Ben gideyim artık. Saçmalama, gelmez artık kimse. Şota da gelmezdi. Geldi. Tamam o zaman, şöyle yapalım. Bahçede kahvaltı edelim. Hem biri gelirse duyarız, sen de rahatça kaçarsın. Tamam. Sen şimdi elini yüzünü yıka, ben de kahvaltı hazırlayayım. Seni Dursun Net onun yerine götüreceğim. Orayı hem ofis olarak kullanıyorlar hem de depo. Bence silahlar kesinlikle orada çünkü en güvenli yer orası. Bütün eşraf oraya gidiyor. Hakimi, polisi, savcısı, siyasetçisi. Ne iş yaptığını bildiklerini düşünmüyorum. Ama Dursun Neto ile oğlu Yavuz'u şu kadarcık tanıyorsam bence silahlar kesinlikle orada. Lojistikçi oldukları için depo şehrin dışında tabii. Aynen öyle. Oraya nasıl girersin çıkarsın bilmiyorum. Saldırı beklemedikleri kesin. Çünkü kimse onlara bulaşmak istemez. Asıl dikkat etmen gereken şey kameralar. Kendi mallarını taşıyan adamlara bile güvenmedikleri için her yerde kamera var. Peki başarılı olursam, yani depoyu boşaltırsam, yeri kimden öğrendiğimi düşünürler? Hiçbir şey düşünemeyecek hale gelirler. Babama düşman olurlar. En çok da kulpalara. Hmm. Levent'ten nasıl kurtulmayı düşündüğüm belli oldu. Yavuz'a emredeceksin. Öyle deme ya, ben Levent'in cenazesinde çok üzülürüm. Gerçekten bak, çok ağlarım yani. Zeynep. Çok tehlikeli bir durum. Burada bile biriyle birlikte olduğun hemen ortaya çıktı. Bırak bana yardım etmeyi, benimle görüştüğün bile ortaya çıkarsa sonuçları kötü olur. Bence de. O yüzden Çetin'i çok sevsen de benden bahsetme, olur mu? Hiç kimseye güvenemeyiz. Herkesin seni satmak için milyonlarca sebebi var. Ben hariç. Çay?
Olur. Yani şimdi buraya alıcı gözle bakınca bu iş 4 kişiyle yapılacak iş değilmiş. Kusura bakma, saçma bir fikir oldu. Doğru diyorsun. Biz buraya nasıl girelim, nasıl çıkalım? Değil mi? Ben ciddiyim Halil İbrahim. Ben de ciddiyim. Biz Şahinkaya'da vurkaç yapalım. Burası bizi aşar. İyi. Sevindim böyle düşünmene. Ben Şahinkaya taraflarını pek bilmiyorum. Belli ki arabanın navigasyonundan girmek doğru değil. Telefondan bir konum girelim, bakalım nereye verecek harita. Zeynep, sen evine dön. Ben kendim giderim. Nasıl gideceksin gündüz vakti? Yüzüm tanınmıyor o kadar. Henüz. Ormanlık alan zaten, bir şey olmaz. Kusura bakma, bunu açmazsam 50 kere arar. Ne var Levent? Senin telefonu niye kapalı bakayım geceden beri? Seni görmek istemediğim için. Konuşacağız. Neredesin? Yaylada değil misin? Arabadan geri sesin. Yola çıktım. Neredesin? Nerede? Yoldayım işte, arabada olduğuma göre. Ya neredeysen şöyle geleceğim, konuşacağız diyorum sana. Yavuz'un ofisine doğru gidiyorum. Yavuz. Yavuz Leto. Senin ne işin var da Yavuz'la? Benim bir işim yok Levent. Sizin işiniz var. Benim sadece akrabam. Zeynep bak, saçma. Alo Zeynep! Zeynep! Anladım. Sen Yavuz'la Levent'i birbirine kırdıracaksın. Ben diyorum ki gidince bizim uşaklarla konuşayım. Sen de bize katıl. Hiçbirimiz senin kadar yaman değiliz. Kendi kaşında ama. Ya sen gerçekten Şahinkaya'ya gidebilecek misin? Eğer beni beklersen işim çok uzun sürmez. Giderim, giderim. Bir şey olmaz. Halil İbrahim bak, anahtarın yerini gördüm. Ev yiyecek dolu. Kendi evin gibi gör, olur mu? Tamam. Sağ ol. Halil İbrahim. Halil. Neredeyse jandarmaya haber verecektik ha. Kan kardeşimiz kayıp, hayatından endişedir diye. Şükürler olsun yarabbim. Neredesin? Gel. Kardeşim. Bana da sarıldı. İyisiniz değil mi? İyiyiz, iyiyiz. Aç mısın? Hani düzelt. Siz balık tutmayı biliyor muydunuz ya? Bak şimdi. Açtırma şimdi eski defterleri Halil İbrahim. Yeni defterleri aç da anlat bakalım ne yaptın? Yerimizi söyleyen Zeynep Leto değilmiş. He. Ya kimmiş? Bunu henüz öğrenemedim. Letolardan bir iki tanesini indirebildin mi? Jandarma yetiştiğim datlarına. Ama canlarını yakacak bir şey öğrendim. Keşke ölseydik diyecekler. Ne öğrendin Halil İbrahim, anlat da. Silah depolarının yerine. La yemin et. Ne edeceğiz? Jandarmayı mı ihbar edeceğiz? Yok kardeşim. Gidip basacağız. Nasıl basacağız? Basacağız. Bayağı basacağız. Şimdi içeride kaç kişi var bilmiyoruz değil mi? Evet, bilmiyoruz. Böyle kamera güvenlik sistemleri nedir onu da bilmiyoruz. He, bilmiyoruz. Ama içeri gürültüsüz, patırtısız girip ne kadar ne varsa çökmeyi planlıyoruz. Evet. Ula Halil İbrahim, ha biz üçümüz askerliğimizi bariyeli yaptık. Ben o gemiye patates soydum. Ha bu uçaklar da limanda patates soydu. Öyle açık havada kendini savunmak başka, ha buraya organize olup basmak başka da. De bakayım nasıl edeceğiz bu işi? Herkes zaaflarından darbe yer. Letoların en büyük zaafı nedir? Nedir? Kendilerine güvenleri. Buraya devletten baskın beklemiyorlar ki bizden beklesinler. Biz onları daima zaaflarından vuracağız. Vuralım bakalım. Uşaklar maskeleri kaldırın. Birazdan uluslararası kaçakçılığa darbe vuracağız.
Bunlar Rusların silahları. Eğer bizi tanırlarsa anamızı alatırlar. Bu doğru. Haydi. Dağda kızıl ot biter, İçinde keklik örter. Dağda kızıl ot biter, İçinde keklik örter. Eşkıyadan da beter. Uslan be Halil İbrahim, Uslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına. Yaslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına. Yaslan be Halil İbrahim. Geçit vermez kayalar. Kızlan be Halil İbrahim. Temel, sen yukarı çık. Temel, Kızlan sen var. Bende çift okey var. Murat Turan. Saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına. Yaslan be Halil İbrahim. Sıkarım kafanızı. Geç öyle. Geç, otur. Kalk, geç öyle. Atla silahlarını. Vurulur. Aslan be Halil İbrahim. Aslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına. Dağın yamaçlarına. Tamam, tamam. Bana bak, bana. Akıllı ol ha. Kafana sıkarım buraya bak. Ha. Sakin. Beyler, size tek bir soru soracağım. Doğru cevabı verirseniz hepiniz yaşarsınız. Silahlar nerede? Yürü yürü. Nerede bakayım söyle. Şurada hemen. Ulan nerede nerede? Forklift'in arkasında. Yürü.
Yanlış bir şey yapma. Kadar silah niye edeceğiz biz? Dışarıda bir kamyonetle tır vardı. Kamyoneti kendimize alacağız. İşimize yarayacak ne varsa alacağız. Tır ne olacak? Siz kamyoneti alın. Tırı bana bırakın. Nasılsın sen burada? Geldiğimi haber veriyordum. Bunun için daha pratik yöntemler bulmuşlar. Zile basıyorsun, kapıyı çalıyorsun mesela. Ya uyumuş olsaydım? Burada yatardım ya. Fark etmez benim için. Gel eşki ya, gel. Bu arada ben yeni duş aldım. Sıcak su var, istiyorsan sen de gir. İyi olur. Ben sana ne yaptım? Gel, gel. Sarma. Sarma. Sen. Aa, Karadeniz kızıyım oğlum ben. Gel bak tadına. Eline sağlıklı, iyi olmuş. Beğendin değil mi? Evet, eline sağlık. Sen duştan çıkınca sana bir tabak yaparım. Sen ne yaptın Levent'le? Ne yapayım? Delirttim Levent'i. Hı. Muhtemelen yakında ya Yavuz Levent'i öldürür ya da Levent onu. Hı. Ben öyle tahmin ediyorum. Sen ne yaptın? Ne yapayım? Daha bayıl. Çocukları gördüm, geldim. Hı. Başka bir şey yapmadın yani. Ne gibi? Ya sen ne saygısız bir adamsın ya. Bir de gözümün içine bakarak yalan söylüyorsun bana. Deponun orada da biz buraya 4 kişi nasıl girelim falan diyordun. Her şeyi anlatacaksın bana, her detayı. Anlatacağım. Anlatacağım. Ama bir duş alayım, rahatlayayım, olur mu? İyi, tamam. Ha, bu arada sana temiz kazak aldım. Yukarıda banyoda, rafta. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Ettin zaten. Net olur, gayrimeşrudan el çektiriyoruz birlikte. Hadi sen duşa. Ses yaptım, kusura bakma, uyandırdım seni. Yo yo, iyi oldu. Kötü bir rüya görüyordum. Ne görüyordun?
Ben nasıl uyanmamışım ya? Sen ne zamandır mutfaktasın? Uyku tutmadı niyeyse. Vakit geçsin, çay demleyeyim derken bunları hazırladım. Eline sağlık. Hadi sen elini yüzünü yıka, bahçede kahvaltı edelim. Olur. Gelirken bardaklarla çayı alır mısın? Evde nasıl kıyametler koptu deli gibi merak ediyorum. Kahvaltıdan sonra gidip bakacağım. Fazla meraklı görünme. Dikkat çekme. Kimse benden şüphelenmez de. Nasıl meraklı gözükmezsem dikkat çekerim. Niye? Meraklıyım çünkü ben. Nasıl meraklısın? Bayağı. Her şeyi merak ederim işte. Mesela telefonla bir mesaj gelse sorarım kimden geldi, ne yazdı diye. İyi. Allah'tan telefonum yok. Allah'tan. Ama içim içimi yemiyor değil. Buradan gittikten sonra ne yaptın? Kimsin, nasıl bir adamsın? Bu işleri nereden öğrendin? Yasemin'le irtibatını nasıl sürdürdün? Neden sürdürdün gibi 50.000 tane soru sorasım geliyor ama tutuyorum kendime. Hiç meraklı birine benzemiyorsun oysa. Görünüşle mi oluyormuş canım o? Huy bu huy. Anlat da, o kadar sorduk. Örnek değil miydi onlar? Örnekti mi örnekti, sen anlat işte. İş görüşmesi mi ya bu? Allah Allah. Türk Ceza Kanunu'na göre sana yardım ve yataklık ediyorum. Sen bana böyle mi cevap veriyorsun gerçekten? Alacağın olsun. Akşam kaçarın yok ama. Doydun mu? Doydum. Eline sağlık. Ben şimdi gideyim o zaman. Sen burada kal istersen, işim çok uzun sürmez. Yok, ben de gideyim bizim uşaklara bakayım. Akşam gelir miyim bilmiyorum. Ne işin var akşam? Hakikaten meraklıymışsın ha. Yazıklar olsun sana ya. Gerçekten bak var ya, boğarım ay, seni. Şaka, yemin şaka, ederim şaka. Boğacağım. Şaka. Tamam. Ben alayım onu, ağır biraz. Ne işin var? Biz kadınlara bir şey yapmayız dayı. O fitneye yaydıkça biz hakikati yayacağız. Yapacak bir şey yok. Ben zaten bir şey yapalım demedim yani. Muzaffer'le Fatma'nın midesi bulandı dedim, o kadar. Sen iyi ol dayı. Gerisi hallolur. Bir dahaki sefere onlara giderim. Sakın. Orası takip ediliyordur. Ben gider konuşurum onlarla. Bu silah işi iyi olmuş yeğenim. O Zeynep Leto demek ki babası tarafına çekmemiş. Aferin ona. Başta güvenmiyordum ama deponun yerini gösterince şüphem kalmadı. Şimdi tek bir soru kaldı dayı. Tarık Leto'ya yerimi kim söyledi? Benim o konuda bazı tahminlerim var ama inşallah doğru çıkmaz. Neymiş? Emin olmadan bir şey söylemem doğru olmaz. Peki. Hadi. Sema'yla Edanur'a selam söyle. Aleykümselam. Halil İbrahim bu. Çok şükür. Halil ne ettin? Ulan.
Ulan Oli. Temel'i jandarma yakalamış. Yanında biri daha var ama tanıyamadım. Sepet baş. Peşine birini takarsa olacağı buydu ya. Ne edeceğiz şimdi? Siz ine gidin. Ben jandarmayı üstüme çekip izimi kaybettireceğim. Sonrasına bakarız. Sen de bizden gel. Temel bizi satacak değil ya. Dediğim gibi. Yanında kim tanımıyorum. Sizi riske atamam. Ula anca beraber kanca beraber dedik de. Dediğimi yapın da. Haydi Tuna. Devir onları. Devir, devir, devir. İbrahim, teslim ol. Ne arıyorsun burada? Belanı mı arıyorsun, deli yörük? Asıl sen belanı buldun, Allah'ın ilazı. Hiç mi ıslanman yok be Ali İbrahim? He? Kardeşim. İyi misin? İyiyim. Ne? Bulduk seni sonunda. Ne diyeceğim? Kurdoğlu'nun bilgisi var mı olanlardan? Ne diyor? Şimdilik bir şey demiyor. Ya dese de dinlemeyeceğim diyorsun yani. Laz oldu, sana bir şey soracağım. Sor, deli yörük, sor. Ben geçen gün ekiple birlikte bu Leto'ların çiftlik evine gittim. Oradaydın değil mi? Oradaydım. Biliyordum, yemin ederim biliyordum. Jandarmayı Muzaffer'in evine yönlendirip oraya gideceğini tahmin ettim. Bir delilik yapmadığı da ekiple birlikte düştük peşine. Az kalsın delilik yapıyordum aslında. Ama kadınlar çocuklar var diye vazgeçtim. Nasıl çıktın orada? Zeynep Leto arabasıyla çıkardı. Zeynep Leto ne alaka ya? İlkokul arkadaşım. İlk başta kardeşine yerimiz o söyledi diye şüphelendim ondan ama... ama alakası yokmuş. Lazoğlu ben biliyorum Tarık Leto'nun yerinizi nereden öğrendiğini. Nereden öğrenmiş? ETS kayıtlarına baktırdım. Taşköprü'ye gelmeden önce Temel'in evindeymiş. Oradan direkt Taşköprü'ye gelmiş. Temel'in ETS kayıtlarında bir şey çıkmadı ama karısı Eda Nur o sırada evdeymiş. Ne diyorsun sen Oğuz? Vallahi durum bu Halil'im. Temel sana ne kadar sadık sorgusunu da anlarız. Daha ben bir şey öğrenirsem sana nasıl haber ulaştıracağım? Derviş dayımın geçmişimden haberi var. Onun üstünden irtibat kurarız. Beyler. Hadi geçmiş olsun. Halil. Bu sefer var ya umudu kesmiştim, yalan demeyeyim yani. Dedim Halil'i bu sefer düşürdüler. O birisi peşinden doğru geldi.
Burada düzlerimizin bağı çözüldü. Dedi ki uşak kesin yakalandı. Bu seferlik ucuz atlattık. Ben bir derviş dayının yanına gidip bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Siz de bu gece yine gitmeyin. Temel'in yanındakinin neyi ne kadar bildiğini bilmiyoruz. Dikkatli olalım. Tamam. Hadi eyvallah. Dikkat et uşak. Dikkat et Halil İbrahim. Hadi 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 hadi. Yeğenim gün ortası böyle tedbirsiz buralara gelmek nedir? Geç bakalım. Ne oluyor? Temel'i jandarma aldı. Desene tedbirlik bir durum kalmadı. Temel uşakken çaldığı erikleri bile anlatacak. Dayı Temel'in babasıyla konuş. O da letolarla konuşsun. Temel silahlar letoların diye konuşacak desin. Onlar birilerini gönderir. Jandarma da Temel'i serbest bırakır. İyi düşünmüşsün. Ama gördüğüm kadarıyla canını sıkan bu değil. Değil. Eda Nur söylemiş yerimizi. Tarık Leto'nun üstüne bulmuş bizi. Zorla söyletmişler. Sen biliyor muydun? Biliyordum. Bana niye söylemedin? Kendisi desin istedim. Zorla konuşturmuşlar dedim ya. Ne demek zorla konuşturmuşlar? Zorla konuşturmuşlar işte. Dayı zorla konuşturmuşlar ne demek? Tecavüz etmiş kıza. Özür dilerim, çok affedersin, iyi misin? Tamam. Sen olduğunu anlamadım, iyi misin? Çok çok affedersin, özür dilerim. İyiyim. Zeynep! Abi, ne oldu? Ses duydum da, ne oldu? Abi bir şey yok. Sürahi kırıldı. İyi misin sen? Kestin mi bir yerini? Yok yok. Bir şeyim yok. Merak etme. Birazdan hallederiz. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Olur mu? Tamam. Kızlara haber ver. Sen dokunma ona. Tamam abi. Halil İbrahim. Özür dilerim. Tekrar iyisin değil mi? İyiyim Zeynep. İyiyim. Sen böyle birden omzuma dokununca aklım başımdan gitti. Asıl sen iyi misin? Tabii sen olanları bilmiyorsun. Yayladaki eve gittim. Etrafı görünce merak ettim. Ne oldu? Levent olacak hayvan bana saldırdı. Nasıl? Ben tamam anladık bunların cinsi bozuk da. Neden delirdin? Senin için bir şeyler hazırlamıştım. Yavuz için hazırladığımız hamdı kıskançlıktan deliye döndü, ruh hastası. Benim yüzümden olmuş. Affet. Hayır, seninle bir ilgisi yok. Baban tepki göstermedi mi bu duruma? Beni üç kuruşluk ticaretine kurban ettin. Olacak peki? Şu olacak. Ben Levent'le evleneceğim. Sen de beni nikahtan kaçıracaksın. Anlamadım. Anlatacağım her şeyi. Önce ben yiyecek bir şeyler getireyim. Gelince konuşuruz. Benimle dalga geçiyorsun değil mi?
Hayır, ben çok ciddiyim. Madem onlar benim duygularımı, düşüncelerimi önemsemiyorlar, ben de onları nasıl iki paralık ederim diye düşündüm. Düğünden karıları, kızları, akrabaları kaçırılınca insan içine çıkamaz onlar. Hem sen de intikamını almaya devam etmiş olursun. Ha silah depolarını basıp rezil etmişsin, ha düğünden kızlarını kaçırarak senin için fark eder mi? Bence sen şoktan ne dediğini bilmiyorsun. Halil İbrahim, sakın bana korktuğunu söyleme. Ben hiçbir şeyden korkmam da. Arkadaşlarımı düşünüyorum. Onların hayatını daha fazla riske atamam. Sonuçta senin düğünün. Silahsız davetli olmaz. Düğün olmayacak. Nikah yaparlar sadece Tarık'ın yasından dolayı. Kalabalık olmaz. Sen nerede diyorsam orada yaparım. Yeter ki tamam de bana. Sen neden çekip gitmiyorsun buralardan? Neden çekip gitmiyorum buralardan? Levent beni istediği gibi aldatacak. Yakalayınca tokat atacak. İstemiyorum deyince zorla elde etmeye kalkacak. Babam sesini çıkarmayacak. Ben de yanlarına bırakıp kaçacağım, öyle mi? Ölürüm de bir yere gitmem. Bu Asiye'nin kardeşi Cevat. Levent'in dayısıydı değil mi? Dayısı. Cevat'ın bu nikaha gelme ihtimali ne? Yani o kaçak, biliyorsun, buralara gelmez. Tarık'ın cenazesine bile gelmedi. Ama sen illa gelsin diyorsan... Gelsin. Eğer ben sorun çıkarırsam beni, daha doğrusu babamı ikna etmek için gelir. Cevat'ı biliyorsun. Babamın katili. Şerefsiz gözlerimin önünde öldürdü babamı. Sonra da Gürcistan'a kaçtı. Sizinkilerin pis işlerini devralmış. Madem darbe vuralım diyorsun, ciğerlerini sökelim. O Cevat gelecek buraya. Getireceğim onu sana. Hadi sen bir şeyler ye. Hava kararsın, öyle gidersin. Ben Elif'i organize edeyim. Ayşe ile konuşsun, Ayşe teyzesiyle konuşsun. Cevat'ı getirelim. Sana Şota ile haber yollayacağım. Onun da Elif'in de haberi var görüştüğümüzden. Şota'ya güvenebilirsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.